merhabalar, ben Beril. Ben bu kanalda her hafta gerçek suç davalarından bahsediyorum. Eğer bu tarz içerikler ilginizi çekiyorsa kanala abone olmayı unutmayın. Bugün size 34 yaşına kadar 7 evlilik yapmış bir Vegas dansçısından bahsedeceğim. Bu konuyu anlatırken bazı rahatsız edici detaylardan bahsetmem gerekecek. Elimden geldiğince yüzeysel geçeceğim. Ama yine de uyarı yapmam gerekiyormuş gibi hissettim. Uyarımı da yaptığıma göre daha fazla uzatmıyorum, hemen başlıyorum. Jay Orbin 8 Eylül 1959'da Phoenix'te dünyaya geliyor. İki kardeşler, kendinden 6 yaş büyük bir abisi var. Jay'in abisiyle arası çok iyi, en yakın arkadaş olarak görüyor onu. Ortalama sayılabilecek bir çocukluk geçiriyor Jay. Ailesi maddi olarak orta sınıf ve birbirine çok bağlı bir aile. Jay de sosyal, sevecen biri ve aynı zamanda müthiş bir girişimcilik ruhuna sahip. Bahçe düzenleme, çim biçme tarzı işlere giriyor. Aslında bu işlere ilk girdiğinde sadece harçlığını çıkarmak için çalışıyor. Ama sonra o kadar büyütüyor ki bu işleri. Küçük bir işletme kuruyor kendine ve 18 yaşına gelene kadar bir ev alacak para biriktiriyor. Sonraki yıllarda birkaç başarısız girişimden sonra onu zengin ve başarılı bir iş adamı yapacak fikirle çıka geliyor. Kızılderililerin yaptığı takıları ve sanat eserlerini satmaya başlıyor. İnsanlarla arası o kadar iyi ki ondan bir kez alışveriş yapan herkes daimi müşterisi oluyor Jay'in. Çok çalışkan biri ve iş dışında tek bir ilgi alanı var. Striptiz kulüpleri ve striptizciler. İki ilgi alanı var. Jay'in çevresinde her zaman çok fazla kadın var ama Jay neredeyse hep striptizcilerle ilişki yaşıyor. Cömert de biri, yani bir kulübe gidip binlerce dolar harcaması hiç kimseyi şaşırtmıyor. Ya da o kulüpteki striptizcilere binlerce dolarlık hediyeler alması hiç kimseyi şaşırtmıyor. Ama tabii ki bu ilişkilerin hiçbiri uzun soluklu olmuyor. Ta ki Marjorie ile tanışana kadar. Jay 1985 yılında Marjorie ile tanışıyor ve devam etmeden önce size biraz ondan bahsetmek istiyorum. Marjorie 29 Ekim 1961'de Florida'da dünyaya geliyor. Marjorie'nin doğumundan birkaç yıl sonra annesi ve babası ayrılıyorlar. Marjorie annesiyle beraber yaşıyor. Çocukluğunda bale ve piyano dersleri alıyor. İkisinde de müthiş başarılı. 17 yaşındayken o zamanlarda 28 yaşında olan Mitchell'la tanışıyor. Mitchell finansal olarak iyi denebilecek bir seviyede, kendi iş yeri var ve motosiklet satıyor. Bu ilişkiye başladığında, yani 17 yaşındayken çocuk sahibi olamayacağını öğreniyor Marjorie. Bu çok büyük bir yıkım onun için çünkü hayatta en çok istediği şey anne olmak. Ama bu hayalinin hiçbir zaman gerçekleşmeyeceğini öğrenmek olduğu kişiyi tamamen değiştiriyor. Önceki ilişkilere aile kurmak için bir fırsat gözüyle bakan Marjorie bu haberden sonra bütün ilişkilere sadece eğlence gözüyle bakıyor. 17 yaşındayken turistik bir kulüpte garson olarak işe giriyor ve aynı yıl Mitchell'la evleniyorlar. Ama Marjorie'nin şöyle bir durumu var. Her zaman daha iyi bir ilişki arayışında ve hiçbir zaman yalnız kalmıyor. Hiçbir zaman yalnız kalmadan daha iyi bir ilişki bulmanın tek bir yolu var. Halihazırdaki ilişkisi devam ederken başka birini bulmak. Evlenmelerinden bir yıl sonra Marjorie başka biriyle ilişki yaşamaya başlıyor ve bu yüzden boşanıyorlar. Yeni sevgilisi yine çok zengin biri, bir sürü mobilya mağazasının veliahtı. İlişkilerinin başlamasından birkaç ay sonra evleniyorlar. Ve aslında bu ilişki Marjorie'ye daha uygun çünkü yaşları daha yakın, 2 yaş var aralarında. Hem de hayata bakış açıları aynı. İkisi de gezmeyi, eğlenmeyi, parti yapmayı, sabahlamayı çok seviyorlar. Ama Marjorie kariyerinde ilerledikçe işinde daha başarılı olmaya başlıyor ve bu yüzden daha çok çalışmaya başlıyor. Gitgide daha başarılı oldukça sorumlulukları da artıyor. Mesela artık o çalıştığı kulüpte bütün dansçılardan o sorumlu. Yapılan danslardan o sorumlu. Bütün bu sorumluluklar daha fazla çalışmasını gerektiriyor. Ama eşi hala sabahlara kadar parti yapmak isteyen biri olduğu için bu ilişki de çok uzun sürmüyor. Marjorie 2 yıl süren bu evliliğinin boşanma davasını Luke'la tanıştıktan sonra açıyor. Luke, Marjorie'nin çalıştığı kulüplerden birinin solisti. Ailesi çok zengin, o yüzden dışarıdan zenginmiş gibi görünüyor ama aslında zengin olmadığı gibi her zaman borç içinde yaşayan birisi çünkü kumarbaz. Ama Marjorie, Luke'un hem kendi parasını hem de Marjorie'nin parasını kumara yatırdığını ve kaybettiğini öğrendiğinde ilişkileri çoktan ilerlemiş, hatta aynı eve çıkmışlar bile. Hatta Marjorie onunla olabilmek için çalıştığı işi bile bırakmış. Luke'la ayrıldıktan sonra para kazanmak için yapabileceği çok bir şey yok Marjorie'nin. Daha önce evlendiği adamların hepsi zengindi ama nafaka alabilecek kadar uzun süre evli kalmadıkları için hiç parası yok. Arizona'da
striptizcilik yapmaya başlıyor ve o kadar çabuk popüler oluyor ki kendi bile inanamıyor. Çünkü şöyle bir durum var. Marjorie balerin. Yani yaptığı danslar diğer dansçılara göre çok estetik. Kısa sürede kulübün gözdesi haline geliyor ve 1985 yılında Marjorie 24 yaşındayken çalıştığı kulüpte Jay ile tanışıyor. Jay o zamanlarda 26 yaşında, o kulübün müdavimlerinden biri. Marjorie'yi ilk gördüğünde aradığı kadının o olduğunu anlıyor ama Marjorie için durum böyle değil. Jay onun fiziksel olarak etkileneceği biri değil. Marjorie ona yavaş yavaş ısınmaya başlıyor. Onu tanıdıkça, ne kadar sevecen, ne kadar sosyal biri olduğunu gördükçe ısınmaya başlıyor. Marjorie çok güzel bir kadın ama Jay'in ondan etkilenmesinin tek sebebi bu değil. Karakterini de çok seviyor. Her gece Marjorie'nin çalıştığı kulübe gidiyor Jay. Saatlerce onunla konuşmak için, sadece konuşmak için para ödüyor. Ona çok pahalı hediyeler alıyor, bir sürü içki ısmarlıyor ve en sonunda bir randevu teklif ediyor. Marjorie kabul ediyor bu teklifi ve genel olarak iyi anlaşıyorlar. Ama Jay'in ona aşık olması Marjorie'nin Jay'in evine taşınmasından sonra oluyor. Çünkü Jay Marjorie'yi evde gördüğünde şunu fark ediyor ki o sadece güzel bir kadın değil, aynı zamanda çok temiz, düzenli bir kadın, çok güzel yemekler yapan bir kadın. Yani Jay'in bir kadından beklediğinden çok daha fazlası. Ama Marjorie Jay'e karşı aynı şeyleri hissetmiyor. O yüzden de o anda çalıştığı kulüpten daha iyi bir kulüpte iş bulunca Florida'ya taşınıyor ve bu ilişki o anlık bitiyor. Bu yeni işinde Michael için çalışacak. Michael, Marjorie'nin gençlik yıllarından tanıdığı biri ve bu camiada çok tanınan biri. Bir sürü kulübü var. İlk kez bir striptiz kulübünün elit bir mekan olması fikrini ortaya atan kişi. Her ayrıntıya çok dikkat ediyor. Dansçıları, çalışanları, yemekleri, kulüplerin adı bile çok elit olmalı. Michael bu tarz konseptler yaptıktan sonra işleri o kadar büyüyor ki yatları olan, malikanede yaşayan, multimilyon dolarlık bir adam haline geliyor. Yıllık kazancı o zamanlarda 10 milyon dolardan fazla. Ama o zamanlarda Marjorie ile sadece arkadaşlar. Marjorie 1986 yılında Joe ile tanışıyor ve ilişkileri birkaç ay ilerledikten sonra evleniyorlar. Birkaç ay da değil, ilişkilerinin ikinci ayında evleniyorlar. Ve tahmin edebileceğiniz gibi Joe çok zengin biri. Bu evliliğin bitmesinin sebebi de Marjorie'nin çok çalışıyor olması. Çünkü Michael yeni kurduğu bir dansçı grubunun başına Marjorie'yi geçiriyor ve Marjorie her şeyden sorumlu. Dansçıların saçından, danslarından, her şeylerinden. Onların kilolarını kontrol ediyor, onların solaryuma girme sıklıklarını kontrol ediyor. Saçları her zaman platin sarısı olmak zorunda bütün dansçıların. Ve bir noktada Joe'dan daha fazla kazanmaya başlıyor Marjorie. Bu yüzden de artık onun kafasında Joe'ya ihtiyacı yok. Evliliklerinin ikinci yılında boşanıyorlar. 88 yılında Michael'ın Marjorie'ye karşı olan ilgisi profesyonellikten duygusallığa kayıyor. Michael onunla bir ilişki yaşamak istiyor ama bu ilişkiyi kim başlatıyor tam olarak emin değilim. Çünkü Marjorie de o zamanlarda Michael'ın dikkatini çekmeye çalışıyormuş. Sonuç olarak aralarında bir ilişki başlıyor ve Marjorie Michael'ın evine taşınıyor. Malikanesine taşınıyor. Michael o zamanlarda yıllık geliri 100 milyon dolardan fazla biri. O kadar şımartıyor ki Marjorie'yi, her istediğini yapıyor. Sürekli pahalı hediyeler alıyor ona. Kürkler alıyor, mücevherler alıyor. Aşırı lüks bir hayat sürüyorlar. Hatta Marjorie'ye bazı kariyer fırsatları sunuyor. Mesela No More Dirty Deals isimli erotik filminde rol veriyor ona. 91 yılında Christmas'ta Marjorie'ye evlenme teklif ediyor Michael ve Marjorie de kabul ediyor. Ama burada şöyle bir fark var. Michael daha önce ilişki yaşadığı erkeklere benzemiyor. Birincisi yaptığı işten dolayı çevresinde çok fazla kadın var ve bu kadınların hepsi onun ilgisini çekmeye çalışıyor. Marjorie o kadar kıskanç biri haline geliyor ki bir dakikalığına bile onu yalnız bırakamıyor. Çünkü eğer bir dakikalığına onu yalnız bırakırsa geri döndüğünde bir sürü kadın oluyor Michael'ın çevresinde. İkincisi de Michael diğer ilişki yaşadığı erkekler gibi onun büyüsüne kapılmıyor. Söylediği her şeyi yapmaya çalışmıyor. Sadece Marjorie onu sevsin diye kendini değiştirmeye çalışmıyor. Marjorie onu gitgide daha fazla sıkmaya başlayınca aralarındaki ilişki bozuluyor ve 93 yılında ayrılıyorlar. Tekrar Vegas'a dönüyor Marjorie. Orada bir tane kulüp buluyor. Bu kulüp genelde mafya üyelerinin takıldığı bir kulüp. Ama güzel bir kulüp. Prestijli ve çok iyi kazanan bir yer. Vegas'ın her yerinde büyük reklam panoları kiralamışlar ve dansçılarının fotoğraflarını koymuşlar. Bu reklam panolarında Marjorie
ortalarda bir yerde duruyor. Yani dikkat çeken bir yerde duruyor. Ve tanışmalarından 10 yıl sonra bir iş gezisi için Vegas'a gelmiş olan Jay bu panolarda Marjorie'yi görüyor. Jay 10 yıl boyunca onu unutamamış. Hep ona benzeyen kadınlar aramış. Bu yüzden de reklam panolarında Marjorie'nin resmini gördüğünde onu aramak istiyor. Telefon numarasını bulup Marjorie'yi arayıp bir randevu teklif ediyor. Marjorie kabul ediyor çünkü Jay tam onun tipi. Marjorie'yi çok seven, zengin biri. Bir de diğer ilişkilerinden farklı olarak Jay ile olan ilişkisi stabil. Diğer ilişkilerinde yaşadığı o kıskançlık duygusunu, o güvensizlik duygusunu Jay ileyken yaşamıyor. Jay'in yanındayken değer gördüğünü hissediyor Marjorie. O yüzden de aslında Jay ile sadece bir ilişki yaşamayı değil, bir yuva kurmayı hayal ediyor. Ama şöyle bir sıkıntı var. Jay'e aşık değil ya da evlenebilecek kadar etkilenmiyor ondan. Evet, iyi birisi ama aşık değil. Bu yüzden de Jay evlenme teklif ettiğinde reddediyor Marjorie. Ama Jay pes etmiyor. Onunla evlenmek için her yolu denemeye hazır. Bu evlenme teklifinden bir yıl sonra tekrar yanına gidiyor Marjorie'nin ve açık açık soruyor. Ne yapabilirim benimle evlenmen için? Ben her şeyi yapabilirim ama sen ne yapmamı istersin? Marjorie de hayatta istediği her şeye ulaştığını, ulaşamadığı tek hayalinin anne olmak olduğunu söylüyor. Ve Jay, eğer Marjorie onunla evlenmeyi kabul ederse, ülkedeki bütün tedavileri araştıracağını ve bu tedavilerin hepsinin masrafını üstleneceğini söylüyor Marjorie'ye. Bu Marjorie'nin reddedebileceği bir teklif değil. Bir de Jay'in şöyle bir şartı var. Eğer evlenirlerse beraber Phoenix'e taşınacaklar. Marjorie Vegas'ta çalışıyordu. Zaten orada karşılaşmışlardı. Oradaki işini bırakacak ve Jay ile beraber yaşamak için Phoenix'e taşınacak. Marjorie Phoenix'e taşınmayı ve Jay ile evlenmeyi kabul ediyor. Vegas'ta küçük beyaz bir şapelde evleniyorlar. Marjorie'nin tedavisi başladığında gerçekten söylediği gibi hiçbir masraftan kaçınmıyor Jay. 100 bin dolardan fazla para harcıyorlar bu tedavi için. Tedavi süreci müthiş zor bir süreç. Hem çok acılı hem de psikolojik olarak Marjorie'yi çökerten bir süreç. Hiç geçmeyen ağrılar ve mide bulantıları yaşıyor. Birçok ameliyata giriyor. Çok çok zor bir süreç bu Marjorie için. Ama eğer bir çocuğu olma ihtimali varsa bunların hiçbiri önemli değil. Her acıyı çekmeye hazır. Bu evlilik Jay'i de Marjorie'yi de çok mutlu ediyor. Beraberken ikisi de çok mutlular. Evet ama Jay'in ailesi müthiş mutsuz. Özellikle de Jay'in annesi. Marjorie'yi sevmiyor olmalarının sebeplerinden biri geleneksel bir aile olmaları ve Marjorie'nin striptizci olması. Ama bunu dile getirmiyorlar hiç. Dile getirdikleri sebep Marjorie'nin bencil biri olması ve Jay'i seviyormuş gibi görünmemesi. Ama Jay'i üzmemek adına onu sevmediklerini ellerinden geldiği kadar saklamaya çalışıyorlar. Evlenmelerinden bir yıl sonra tedaviler etkisini gösteriyor ve Marjorie oğulları Noah'ya hamile kalıyor. Noah 96 Ağustos'ta dünyaya geliyor ve Marjorie'de, Jay'de daha önce hiç olmadıkları kadar mutlular. Ve ikisi de çok düşkünler çocuklarına, çok ilgililer. Marjorie bir yandan çocuğuyla ilgileniyor, bir yandan ev işlerini çeviriyor, bir yandan sosyal olarak çok başarılı ve hepsinde çok başarılı. Jay de işlerini büyütmek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Yani dışarıdan bakıldığında mutlu bir aileymiş gibi görünüyorlar. 26 Ağustos 2004'te Noah'ın 8. yaş gününü kutladıktan sonra Jay bir iş gezisine gidiyor. Bu iş gezisi normalde 3 hafta sürecek ama maalesef yarıda kesiliyor çünkü bir fırtına uyarısı veriyorlar. Bu o kadar büyük bir fırtına ki geçtiği yerlerde 10 milyon dolardan fazla zarar oluşuyor. Tam da Jay'in yolunun üzerinde olduğu için bu geziyi yarıda kesiyor ve eve geri dönmeye başlıyor. Evine birkaç saat uzaklıktaki bir otelde kalıyor gece ve sonraki gün yani 8 Eylül'de Phoenix'e doğru yola çıkıyor. O gün yani 8 Eylül günü, Jay'in doğum günü. Yoldayken annesi arayıp doğum gününü kutluyor. Jay de şu anda yoldayım, birkaç saatte evde olacağım, eve gittiğimde seni tekrar arayayım diyor. Ve bir daha Jay'dan hiç kimse haber alamıyor. Jay normalde her gün annesini arayan biri. Bu yüzden de annesinin bir şeylerin yolunda gitmediğini fark etmesi çok uzun sürmüyor. Marjorie'yi arayıp sorduğunda Marjorie eve geldi, birkaç gün evde kaldı. Ama sonra iş gezisine devam etmek için tekrar yola çıktı diyor. Sonraki günlerde de beni aradı. Evet bugün konuştuk. Çok yoğun çalışıyormuş. O yüzden sizi arayacak zamanı yokmuş demeye devam ediyor. Bu süreçte Jay'in ailesi ve arkadaşları Jay'in onları aradığını görüyorlar. Ama telefonu açtıklarında karşı taraftan ses gelmiyor. 22 Eylül'de yani Jay'in annesiyle konuşmasından 2 hafta sonra
Marjorie çevresindeki baskılara dayanamıyor artık. Bu yüzden de polisi arayıp kayıp ihbarında bulunuyor. Bu davaya bakan polis Jen isminde bir kadın polis. Marjorie ona diyor ki birkaç gündür Jay'dan haber alamıyorum. Birkaç gündür onunla konuşamadım. Ama Jen ailesiyle konuştuğunda birkaç haftadır ondan haber alamadıklarını öğreniyor. Marjorie'nin tavırlarından bir şeyler sakladığını fark ediyor Jen. O yüzden de onu araştırmaya başlıyor. Birkaç şey fark ediyor. Öncelikle Marjorie'nin hiçbir arkadaşı onunla ilgili güzel şeyler söylemiyor. İkincisi, Marjorie'nin çok da sadık biri olmadığını fark ediyor Jen. Mesela Marjorie oğlu Noah'nın karate öğretmeniyle bir ilişki yaşamış. Bu öğretmen 20 yaşında ve Marjorie'nin arkadaşlarından birinin sevgilisi. Marjorie o zamanlarda 43 yaşında. Ayrıca Jay kaybolduktan sonra her gün banka hesaplarından çekilebilecek maksimum tutar çekilmiş. Ve Marjorie bu nakitin dışında kredi kartından bir sürü de alışveriş yapmış. Çok lüks eşyalar almış. Mesela kuyruklu piyano almış. 12 bin dolara kuyruklu piyano almış. Çocuğuna ve kendine çok lüks kıyafetler almış. Jen, polis memuru, Marjorie ile her konuştuğunda ondan daha fazla şüphelenmeye başlıyor. Çünkü Marjorie hiç yardım etmeye çalışıyormuş gibi görünmüyor. Mesela bir seferinde Marjorie'yi arayıp biz böyle kayıp durumlarında tanıdığı herkesi yalan testine sokarız. Kişisel bir durum yok, biz bunu herkese yapıyoruz. Ama bir noktada gelip yalan testine girmeyi kabul eder misiniz diye soruyor Marjorie'ye. Ve bunu o kadar tatlı bir şekilde soruyor ki gerçekten kişisel hiçbir sorun olmadığını anlayabilirsiniz. Asla yargılayıcı bir ton değil ama Marjorie aşırı sinirleniyor. Yani kadın bu yalan testine girmek için gelebilir misiniz diyor. Marjorie de öyle mi? Ses tonunuzu hiç beğenmedim. Beni yargılıyorsunuz. Bunu hiç beğenmedim. Hiç hoşuma gitmedi. Galiba benim bir avukat tutmam gerekiyor. Çünkü belli ki siz beni yargılayacaksınız diyor. Ve bunları söylerken bir noktada yalan testine girmemi istiyorlarmış diyor birine. Ve orada bir erkek sesi o polislere söyle gidip kendilerine şey yapsınlar diyor. O tarz bir şey söylüyor ve polis memuru bu erkek sesinin kime ait olduğunu sorduğunda Marjorie bu sizi hiç ilgilendirmez diyor çok küfürlü bir şekilde. Polis tavrını hiç değiştirmeden yine çok tatlı ve çok profesyonel bir şekilde soru sormaya devam ediyor. Hayatınızda başka biri var mı diyor Marjorie'ye. O da şöyle bir şey anlatıyor. Biz Jay ile yıllar önce boşandık. Beraber yaşamaya devam ediyoruz. Ama onunla bazı anlaşmalarımız var. Bunlar eğer bir noktada soruşturmayla alakalı bir hale gelirse o zaman anlatırım diyor. Jen de haklı olarak boşandığınız bilgisini neden daha önce paylaşmadınız bizimle diye soruyor. Marjorie de hangi bilgiyi sizinle paylaşmamı istediğinizi nereden bileyim? Oje rengimi de merak ediyor musunuz mesela? Onu da söylemem gerekiyor mu? Dünya üzerindeki bütün bilgileri sizinle paylaşmam gerekiyor mu gerçekten diyor. Şimdi bu tavır polisin Marjorie'den şüphelenmesine sebep oluyor tabii ki. Jay'in kredi kartı dökümlerine ulaşıyorlar ve görüyorlar ki Jay'in kaybolmasından bir gün sonra çok fazla temizlik ürünü satın alınmış. 500 dolarlık yağ çözücüler, çamaşır suları, yer bezleri, bir sürü şey alınmış. Hatta litrelerce aseton alınmış. Yani çok güçlü kimyasallar satın alınmış. Bu bir fikir veriyor polislere. O yüzden de Marjorie ve Jay'in beraber yaşadığı ev için arama emri çıkartıyorlar. Aramaya da SWAT ekibiyle beraber gidiyorlar. Eve girdiklerinde evde Marjorie var, oğlu Noah var ve Larry var. Larry polisle konuşurken arkadan sesi gelen adam. Larry o zamanlarda 60 yaşında, Marjorie 43 yaşında. Ve Larry neden bilmiyorum SWAT ekibiyle kavga etmenin mantıklı olduğunu düşünüyor o an. Kavga ediyor onlarla. Onu etkisiz hale getirmek için şok tabancası kullanmak durumunda kalıyorlar. Ama şok tabancası kullanana kadar Larry'nin burnu kırılıyor, kafası yaralıyor ve ağzı yüzü kan içinde kalıyor. Buna rağmen etkisiz hale getiremedikleri için şok tabancası kullanıyorlar. Larry böyle biri. Ev Marjorie açısından hiç iyi görünmüyor. Çünkü Jay'in bütün fotoğrafları kaldırılmış evden. Bütün kıyafetleri çıkarılmış. Onun yerine Larry'nin kıyafetleri konmuş. Eğer gerçekten Marjorie'nin söylediği gibi boşandılarsa bu bir sıkıntı olmayabilir. Ama Jay'in ailesinin bu boşanmadan haberi yok. Marjorie'nin anlattığına göre
Finansal sebeplerden boşanmışlar. Devlete bazı ödemeleri yapmamak için boşanmışlar. Ve boşanmadan sonra herkes kendi hayatına bakmış. Tam olarak ne olduğunu bilemiyoruz. Marjorie böyle anlatıyor. Buldukları hiçbir şeyi kanıtlamaz. Evde Jay'in hiçbir fotoğrafının olmaması Marjorie'nin Jay'e zarar verdiği anlamına gelmez. Bu yüzden de aslında bu arama bir işe yaramıyor. Ama sonra 23 Ekim'de Jay'in annesiyle konuşmasından 1,5 ay sonra arabası terk edilmiş halde bulunuyor. Arabanın bulunmasından birkaç saat sonra da evsiz bir adam Phoenix'teki bir çölün ortasında bir konteyner görüyor. Bu konteyner çökmüş gibi görünüyor ve içinde ne olduğunu merak ediyor adam. Belki işine yarayacak bir şey olabilir ya da belki satabileceği bir şey olabilir. Bu yüzden gidip konteyneri açıyor. Konteynerin içinde bir insan gövdesi var. Parçalara ayrılmış. Konteynerin içinde sadece gövde var. Hemen polisi arıyor tabii ki. Polis geldiğinde bu kişinin kıyafetinin cebinde bir araba anahtarı buluyor. Birkaç saat önce buldukları arabayla karşılaştırıyorlar. Anahtar bu arabaya ait. Ve tahmin edebileceğiniz gibi araba Jay'in arabası ve bu konteynerin içindeki kişi de Jay. Otopsi sonucunda görüyorlar ki Jay önce dondurulmuş sonra parçalara ayrılmış. Marjorie'nin yaşadığı evi tekrar araştırıyorlar. Çünkü bu artık bir kayıp vakası değil. Bu artık bir cinayet vakası. Garajda içinde Jay'i buldukları konteynerden bir tane daha buluyorlar. Ve alışveriş geçmişine baktıklarında görüyorlar ki Marjorie bu konteynerden iki tane almış. Hem de Jay'in kaybolmasından bir gün sonra. Ve bu konteynerin yanında boya ve epoksi almış. Garajın yerini boyamış ve üzerine epoksi kaplamış. Ayrıca bu garajda iki bıçağı eksik olan bir elektrikli testere buluyorlar. Marjorie'yi sorgulamak için karakola getiriyorlar. Ama onu getirirken Jay'in kredi kartını kullandığı için getirdiklerini söylüyorlar. Ve bu konuyla ilgili sorgulanırken Jay'in konteynerin içindeyken çekilmiş bir fotoğrafını Marjorie'ye gösterip Jay'in geri kalanının nerede olduğunu biliyor musun diye soruyorlar. Marjorie on rol yapmaya çalışıyor. Sanki şok olmuş gibi, sanki çok üzülmüş gibi. Ama inanmıyorlar. Bu arada şöyle bir bilgi var. Marjorie Jay kaybolduktan sonra hayat sigortasını almak için sigorta şirketini aramış, parayı ne zaman alabileceğini sormuş. Sigorta şirketi de böyle kayıp durumlarında 7 yıl beklediklerini söylemiş. Sigorta şirketinden parayı alabilmesi için Jay'in öldüğünün kanıtlanması lazım. Bu yüzden de sonraki birkaç gün içerisinde çölün ortasında bir konteyner bulunmuş. Çünkü Jay'in öldüğü kanıtlanırsa sigortadan para alabilir. Marjorie 6 Aralık'ta tutuklanıyor ve mahkemede Marjorie'nin tanıdığı herkes onun aleyhinde tanıklık yapıyor. Herkes Marjorie'nin böyle bir şey yapabilecek kapasitede olduğunu savunuyor. Bir kişi dışında. Michael. Michael Marjorie'nin lehinde tanıklık yapıyor. Michael Marjorie'nin böyle bir şey yapmayacağını, onun bir sineği bile incitemeyeceğini söylüyor. Bence Marjorie'nin avukatlarının neyi savunduğunu tahmin edebilirsiniz. Ettiniz mi? Larry yaptı. Larry yaptı. Marjorie değil. Larry tanık kürsüsüne çıktığında Jay'in başına ne geldiğini biliyor musun? Onu sen mi öldürdün? Gibi sorular soruyorlar. Ve Larry hayır diyor. Sonra avukat ona sen dürüst bir adamsın değil mi Larry? Diye soruyor. Ve Larry diyor ki bir noktaya kadar. Yani SWAT ekibiyle dövüşmeye çalışan birinden beklenen bir cevap aslında ama yine de şaşırıyor insan. Mahkemede şöyle bir teori sunuyorlar. Fırtınadan dolayı Jay erken döndü eve ve bu yüzden de Marjorie ve Larry'yi bastı. Ve aslında Jay'i Larry'nin öldürdüğünü düşünüyorlar. Ama bunu kanıtlayamıyorlar. Marjorie cinayetten suçlu bulunuyor ve müebbet hapis cezası alıyor. Larry hiçbir şey ispatlanamadığı için herhangi bir ceza almıyor. Oğulları Noah'yı Jay'in abisi büyütmüş ve öğrendiğim kadarıyla Noah orduya katılmış, çok sevilen ve saygı gören birisiymiş. Marjorie'nin bir evlat sahibi olabilmek için bu kadar uğraşıp sonra onu hem annesiz hem babasız bırakmış olması çok sinir bozucu değil mi? Bu arada bütün evliliklerden bahsetmedim çünkü birçoğu çok alakasızdı. Alakalı olabilecek olanlardan bahsettim. Yani eğer sayı tutmazsa totalde 7 evlilikten bahsetmediysem bu yüzden. Aynen. Benim bu konuyla ilgili anlatmak istediklerim bu kadardı. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Her zamanki gibi fikirlerinizi duymayı çok isterim. Paylaşın benimle. Kendinize de iyi bakın. Hoşça kalın efendim.